Efendim ben de İsturken Hanım. Çok pardon. Efendim buraya bakar mısınız? Efendim buraya bakabilir miyiz birlikte? Efendim ben de işte tekrardan İsturken Hanım. Ortadayız efendim. Diyabiz, 20 bin kişinin nakil beklediği, yaklaşık 70 bin böbrek hastasının yaşadığı ülkemizde, hastalarımızın sonsuz gibi görünen bu bekleyişte yalnız olmadıklarını hatırlatmak, hep birlikte hayata sımsıkı tutunmak ve birlikteliğimizden yaratacağımız kuvvetle böbrek hastaları için yeni bir dünya inşa etmek üzere kuruldu. Hastalarımız, hasta yakınlarımız ve saygıdeğer hekimlerimiz, hocalarımızla beraber böbrek hastalığının hem bireysel hem toplumsal boyutlarını değerlendirmek, birbirimizi dinlemek ve en önemlisi duymak için buradayız. Şimdi bizlere diyabizi anlatmak üzere sözü Diyabiz Derneği'nin başkanı Doktor Özlem Cankurtarı'na bırakıyorum. Ben tekrar hoş geldiniz diyorum hepinize. Yine bizi yalnız bırakmadığınız için her zaman olduğu gibi. Ben 2009 yılından beri Çaba Derneği'nin başkanlığını yapıyorum. Arkadaşlarımın teveccühü sayesinde. Bu sene sevgili dostum biraz sonra size tanıştıracağım. Oğuzhan Sürer bana bambaşka bir teklifle geldi. Bambaşka bir konuda bana ufuk açtı. Şimdi biraz sonra hocalarımız da size anlatacaklar ve birçok rakamlar duyacaksınız. Böbrek hastalarıyla ilgili, diyaliz rakamları, nakil rakamlarıyla ilgili. Bu rakamlar ne yazık ki bizim kulaklarımızdan silinip gidiyor ama bir yakınımızın başına geldiği zaman o zaman anlıyoruz bunun önemini ve acısını. Bana da anlatıldığı zaman ve içine biraz daha girdikten sonra gerçekten ne kadar ciddi bir şey olduğunu ve onlara dokunmak gerektiğini anladım. O yüzden bu derneğin de başkanlığını yapıyorum ve hepinizin desteklerini bekliyorum bu konuda da. Sevgili Ayşegül her zamanki gibi bana burada da destek verdi. Ve diğer bir sürü arkadaşım. Şimdi hepsini teker teker zaten burada anacağız. Ben çabalı dostlarıma da sizlere de tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ve bana bu derneğin kurulumu için bana bir ufuk açan Oğuzhan Sürer'i yanıma davet etmek istiyorum. İki yıl kadar önce benim ilkokul arkadaşımın kızı böbrek hastası oldu ve gittikçe kötüye gitmeye başladı. Diyaliz süreci oldu, nakil olmak istedi, işte o arada okula gidemiyor, okula gidemediği için üzülüyor. Ben bir de diyabetim, doğuştan tip 1 diyabetim var. Çocukluktan beri annemle babam korkutuyor, şekerine dikkat etmezsen böbreğin gider, diyalize girersin. Çok da umursamıyordum açıkçası ama sonra da görmeye başladım ki bu hastalar gerçekten çok zor günler geçiriyorlar. Bir sürü dernek ve vakıf var hastaların sağlığıyla ilgilenen ama sosyal hayattan kopuyorlar. Çünkü şöyle düşünün, haftada 3 gün 4 saat bir makineye bağlı yaşıyorsunuz. Ne iş hayatınız oluyor, ne sevgiliniz oluyor, ne özel bir şeye katılabiliyorsunuz ve gittikçe hayata küsüyorlar. Ben dedim ki onları sosyal hayata kazandıralım ve benim dünyada tanıdığım bir tane melek var, Özlem Hanım. Amerika Birleşik Devletleri'nin en saygın üniversitelerinde böbrek nakli eğitimi aldı. Edindiği bilgileri ülkesine taşıdı ve organ naklinin bugünkü önemini kazanmasında büyük rol oynadı. Şimdi böbrek hastalarının umutlu geleceğine gönül vermiş olan Profesör Doktor Bülent Oktay'ı sahneye davet ediyorum. Değerli meslektaşlarım, sevgili misafirler. Kronik böbrek yetmezlikli hasta sayısının tüm dünyada 2 milyon, ülkemizde de 65 bine ulaştığı günümüzde hastaların dayanışmasını sağlayacak böyle bir organizasyonu çok önemsiyor ve hastalarım adına çok teşekkür ediyorum. Kronik böbrek yetmezliği tüm dünyada artık bir halk sağlığı sorunu olmuştur. Diyaliz tedavileriyle hastaların, binlerce hastanın ani ölümü engellenmiş olsa da uzun vadede yaşam kalitesi ve süresi açısından gerçek çözüm organ naklidir. Ne yazık ki organ naklinde de bir kısıtlılık, organ bulumunda bir azlık söz konusudur. Bu ortamda dayanışma derneklerinin önemi çok daha artmaktadır. Ülkemiz de ne yazık ki organın zor bulunduğu bir ülke.
ve çoğunlukla canlı verici, canlı bağışlarla yürüyor. Biraz evvel videoda gördünüz. Genelde eşler birbirlerine veya anne baba çocuklarına vermekte. Bu işin gerçek çözümü ise kadavra olması gerekmektedir. Milyon başına düşen kadavra sayısı itibariyle Batı Avrupa ortalama 10-15 sayısına ulaşmışken Türkiye ne yazık ki Güney Marmara, Ege ve Akdeniz'deki görece artışa rağmen tüm ülke rakamı itibariyle 4.7'dir. Yani Avrupa'nın 1/3, bazı Avrupa ülkelerinin neredeyse 1/5 kadardır. Buna ilaveten elde edilen, izni alınan organ, beyin ölümü olanlardan da ancak %25 oranında bağış alınabilmektedir. Yani aslında şu andaki en büyük sorunumuz organ bağışıdır. Bu noktada derneğimizin bir çabası da yurttaşlarımızı organ bağışı konusunda bilgilendirmek ve cesaretlendirmek olmalıdır. Tüm bu çabalar için dernek kurucularına ve başkanına çok teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum. Sayın Oktay'a çok teşekkür ediyoruz. Kariyerinde sayısız başarıya ve dünya çapında ses getiren nakillere imza atan Profesör Doktor Alihan Gürkan'ı sahneye davet ediyorum. Bülent Hocam'a katılıyorum. Yıllardır bu işin içindeyiz. İnsanların yüzüne bir gülücük kondurmaya çalışıyoruz. Bunun da en büyük hediye olduğunu düşünüyoruz. Bu anneler çocukları ameliyata girmeden önce surat ifadeleri ne kadar endişeliyse, çocukları idrar yapmaya başladıktan, o makineye bağlanmadıklarını gördükten sonra aynı derecede tebessümle doluyor. Bu bir görev değil, bir meslek de değil. Bence bu hepimizin sorumluluğu. Bu ülkede 70 bin insan o veya bu şekilde bir makinayla yaşıyor. Gerçi o makineler iyi ki var. O makineler olmazsa bu insanları biz yaşatamıyoruz da. Ama sonuçta en iyisini, en güzelini vermek ve onlara böbrek nakli yapmak istiyoruz. Uç amacımız bu. Bunun için çalışıyoruz. Bu ülke inanılmaz paradokslara sahip bir ülke. Herkes organ bağışının azlığından yakınıyor. Aslında biliyor musunuz, biz dünyada organ bağışında lideriz. Türkiye canlı bağışta açık arayla lider. Sadece bir yakınımızın beyin ölümü gerçekleştiğinde, yani öldüğünde onu toprağın altına gömmeyi tercih ediyoruz. Sisteme bağışlamıyoruz bu organları. Kendi yakınımızda lideriz. İş başkasına geldiği zaman maalesef dünyanın en geri kalmış ülkelerinden biriyiz. Bence sizin gibi güzel insanlar bu tür derneklerde bu bağış oranının arttırılması için bizim en büyük yardımcımız olacaklar. Çünkü bu işin artmasında hiçbir engel yok. Din kesinlikle değil. Coğrafi yapı kesinlikle değil. Bir tek engel var. Siz yaşamını kaybetmiş olan bir yakınının yanında ağlayan bir insana gidip yakınınızın organlarını bağışlar mısınız dediğinde onun hayatta en son duymak istediği soru o olacaktır. Çünkü o onun derdinde değildir o an için. O sadece şunun muhasebesi içerisindedir. Neden bu benim başıma geldi ve ben başımda böyle bir acı var iken neden başka insanları düşüneyim? Bu işi çözmenin bir tek yolu vardır. Bu soruyu insanlara sevdikleri yaşam destek ünitesine bağlı olmadığı dönemlerde acaba başıma bir şey gelse benim organımı bağışlar mısınız sorusunu defalarca birbirlerine sormak ve o sorunun cevabını o acılı noktadan aylarca, yıllarca önce vermiş olmak. İşte o sorunun cevabını sağlıklı düşünürken, mutluyken verebiliyorsanız en acılı noktanızda, en acılı anınızda onun cevabı zaten kafanızda hazır olacaktır. Sizden tek dileğim sevdiklerinize, yaşamınızda yer tutan kişilere mutlaka bir organ bağışçısı olduğunuzu söyleyin ve sohbetlerinizin çok küçücük bir kısmını bile olsa organ bağışıyla başka insanları kurtarmaya
ayırın. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.